Bireycilik kişiyi bencilleştirir. Şimdi herkes kimse kimseye faydalı olmadığını düşünün. İnsanlar birbirlerine bu ne işe yarar ki diye bakar. Bu ne işe yarıyor ki? Bunun kime faydası var? Kalabalık içinde yalnızlaşır. İşte bu şekilde intihara gider diyorum. Kalabalık içinde yalnızlaşır. Şimdi birisine telefon açacak, gel sohbet edelim diyecek. Telefon açamıyor. Niye? Açacağı kişinin ondan bir talebi olmuştu, yerine getirmemişti. Bu yüzden mi hocam sosyal medyada milyonlarca takipçileri olanlar kendi yalnız kaldıklarında, reelde, gerçek hayatlarında bu yüzden mi intihar ediyorlar? Tabii şimdi biz henüz o süreci tam yaşamıyoruz hamdolsun. Hı-hı. Yine var efendim ama Allah korusun inşallah bu öngörümüz çıkmaz, artacak bunlar. Abi dünyada mı bunun örnekleri var. Kıyamet gibi. Geçenlerde de yine çok böyle takipçisi vardı. Fenomen birisi ama intihar etti. Yani bunun birçok örneği var. Sadece bir bakın tane değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Televizyonlarda, dizilerde izleyicilerin de dikkatini çekeyim. Hayranlıkla izlenen kişilerin hayatlarının önemli bir kısmı o kadar zavallı ki. Evet. Bunu nereden anlarsınız? Bir temas kurduğunuzda, hı-hı, İyi bir imaj vermişseniz muhatabınıza, size nasıl sarıldığından anlarsınız. İnsanların hayatında dost kavramı çok eksik. Çok eksik. Çünkü bizim içimizdeki dost kavramının altını boşalttılar. Dost nedir? Karşıdakine fedakarca yardım edendir. Evet. Ama bireycilik ne diyor? Buna mecbur değilsin diyor. Bunu yapmak zorunda değilsin. Affedersiniz. Bunu yapmak zorunda değilsin diyor. Bireycilik bunu söylüyor efendim ama dost kavramında sen elindekini ver, paylaş. Bizde bu vardı. Bireyciliğin tavsiyesiyle kimse elindekini paylaşma eğilimini artık alabildiğini azalttı. Öyle işte dizilerde, televizyonlarda, az önce sizin söylediğiniz gibi sosyal medyada gözde sayılabilecek o kadar çok kişi, o kadar çok yalnız ki. Evet. İnsanlar var yanınızda. Ama işiniz düştüğünde, tekrar söylüyorum, işim düştüğünde benim işimi görsün diye arkadaşlık kurulmaz zaten. Bu çıkarcı bir yaklaşımdır. Karşı taraf bunu hemen anlar. Bütün yalınlığınızla yaklaştığınızda, o da size sıcak bir cevap büyük bir ihtimalle verecektir. Evet hocam.